Size bu videoda örnekleme dağılımlarından bahsetmek istiyorum. Anlattıklarımın daha iyi anlaşılması için işe elimizde bir popülasyon olduğunu düşünerek başlayacağız. Popülasyon üzerinde numaralar yazılı olan toplardan oluşan bir popülasyon. Bu popülasyon için bazı parametrelerimiz de var. Parametrenin bu popülasyon hakkında bir gerçek olduğunu düşünebilirsiniz. Bundan önceki videolarımızda da bahsettiğimiz üzere parametrelere örnek olarak popülasyon ortalamasından bahsedebiliriz. Bu topların üzerinde yazılı olan numaraların ortalaması olsun. Popülasyon standart sapması ya da üzerindeki numara çift sayı olan topların oranı da birer popülasyon parametresi olabilirler. Bundan önceki videolarda da söylediğimiz gibi bu popülasyon parametrelerinin ne olduklarını çoğu zaman bilmeyiz. Hatta hesaplaması kolay şeyler de değillerdir. Bu yüzden de bu popülasyon parametrelerinin ne olduklarını tahmin etmek için bir örneklem alırız. Bu da boyutu n olan örneklemimiz olsun. Sonra da bu örnekleme ait bazı istatistikler hesaplarız. Evet, diyelim ki bu popülasyondan n tane top seçtik. Bu n tane topu kullanarak buradaki parametre için bir tahmin yapmak adına örnekleme ait istatistikleri hesaplarız. Bu arada bu örneklem rastgele bir örneklemdir ve örneklem rastgele olduğu için de aldığımız her bir örneklem için hesapladığımız istatistik popülasyon parametresi ile aynı olmayacaktır. Demek istediğim boyutu n olan başka bir örneklem alıp istatistiği bir daha hesaplarsak bundan çok farklı bir değer elde edebiliriz ve bunlar bu parametrenin tahminleridir. Anlaştık mı? Bu noktada bu istatistiğe dair elde ettiğim değerlerin dağılımının nasıl olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Yani bu parametre için bir tahmin vermeye çalışan bu istatistiğin farklı değerlerinin sıklıkları ne olabilir? Bu dağılıma örnekleme dağılımı adı verilir. Daha iyi anlaşılması için gelin şöyle yapalım. Popülasyonumuzun çok basit bir örnek üzerinden gideceğim. Evet, sadece 3 tane toptan oluştuğunu düşünelim. 1, 2 ve 3 tane top. Üzerlerinde de 1, 2 ve 3 yazıyor olsun. Hesaplaması çok kolay ama ilgilendiğimiz popülasyon parametresi de ortalama olsun. 1 artı 2 artı 3 bölü 3 yani 2. Evet, popülasyon parametremiz bu olsun. Alacağımız örneklemlerin de 2 toptan oluştuğunu ve her topu aldıktan sonra yerine geri koyacağımızı da ekleyeyim. Bu, alacağımız her topun bağımsız bir seçim olduğu anlamına gelir. 2 toptan oluşan bu örneklemleri de popülasyon ortalaması için bir tahmin vermek adına kullanacağız. Boyutu 2 olan ilk örneklemimiz bu olsun ve üzerlerinde 1 ve 2 yazan topları seçmiş olalım. Örneklem istatistiğini yani popülasyon ortalamasının tahmininde kullanacağımız örneklem ortalamasını hesaplayacak olur isek 1 artı 2 bölü 2'den 1,5 elde ederiz. Hadi bir kere daha yapalım. Bu sefer de 1 ve 3'ü seçmiş olalım. Örneklem ortalamasını bu defa hesapladığımızda 1 artı 3 bölü 2'den 2 buluruz. İsterseniz elde edebileceğimiz tüm farklı örneklemleri ve ortalamalarının ne olacağını bulmaya çalışalım. Bundan sonra da bu örneklem ortalamalarının sıklıklarının ne olduğuna bakarız. Küçük bir tablo yapacağım. Evet, buraya seçtiğimiz topların üzerindeki numaraları yazacağım. Bu arada bir top seçip üzerindeki numarayı kaydettikten sonra topu geri koyup ikinci topu bundan sonra seçtiğimizi bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Evet, yerine koymalı bağımsız seçimlerden bahsediyoruz ve bunlar 1 ve 1, 1 ve 2, 1 ve 3, 2 ve 1, 2 ve 2, 2 ve 3, 3 ve 1, 3 ve 2, 3 ve 3 olabilir, öyle değil mi? Birinci seçim için 3 seçenek, ikinci seçim için de 3 seçeneğimiz var çünkü seçtiğimiz topları geri koyuyoruz. Şimdi de bu farklı kombinasyonlardaki örneklem ortalamalarının ne olduklarına bakalım. Burada 1, burada 1,5, burada 2, burada 1,5 ve 2, 2,5, 2, 2,5 ve 3. Elde ettiğimiz farklı ortalamaların sıklıklarını bir grafik üzerinde gösterdiğimizde de örneklem ortalamalarının örnekleme dağılımını elde etmiş oluruz. Hadi bakalım bunu da yapalım. Küçük bir grafik çizelim. Bunlar elde edebileceğimiz örneklem ortalaması değerleri olsun. 1, 1,5, 2, 2,5 ve 3. Sıklıklarına gelecek olursak bunun için de bu ekseni kullanalım. Elde ettiğimiz 9 sonuçtan kaç tanesi? 1. Sadece bir tanesi. Evet. Bunların karşılaştırmalı sıklıklarını gösterecek olursak buraya 1 yazabiliriz ama 9 sonuçtan sadece biri 1 olduğu için buraya 1/9 yazalım. Evet, burası 1/9. 1,5. 2 tane. O halde burası da 2/9. 2'ye geçelim. 1, 2 ve 3 tane. 9 sonuçtan 3'ünü de 2 elde etmişiz. Buraya 3/9 yazabiliriz ya da 1/3. Ne fark eder? 2,5'ten 2 tane var. Evet, 9 sonuçtan ikisi. Bunu boyutu 2 olan rastgele bir örneklem olarak aldığımızda örneklem ortalamasının 2,5 olmasının olasılığı 2/9'dur olarak da yorumlayabilirsiniz. Ve son olarak 3'ü de yapalım. Bundan da bir tane olduğuna göre 1/9 olarak işaretliyorum. Ve işte bu. Karşınızda örneklem ortalamalarının örnekleme dağılımı. Bunun n yani örneklem boyutunun 2'ye eşit olduğu örneklemler için olduğunu da not edelim.